Bu vesileyle tekrar ben değinmek isterim. İlgili bakanlığımız aslında açıklama yaptı ama Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair bir takım rivayetlerin dolandırıldığını tekrar görüyoruz. Ne iş çevrelerimiz ne vatandaşlarımız bu rivayetlerin hiçbirisine itibar etmesinler lütfen. Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz. Nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunları izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek isteriz. Ama altını tekrar net bir şekilde çizmek isterim ki Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları artık Türkiye için IMF yılları geride kalmıştır. Bu konuda kimse herhangi bir yanlış düşünce içerisinde olmasın. Bir diğer önemli başlığımız da arkadaşlar bildiğiniz gibi yarın Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunuyor. 2 gün olarak planlanan bu ziyaretin ilk ayağı yarın Ankara'da gerçekleşecek. Sayın Tsipras öncelikle Başkan Yardımcımız Fuat Oktay tarafından onunla görüşecek. Ardından Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek ve tabii Yunanistan'la yoğun bir gündemimiz var. Yani ikili ticari ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Ege'deki gelişmeler, enerji, TAP, Türk akımı, Batı Trakya'daki Türk azınlığı, Türkiye'de yaşayan Rum azınlığı, bunların konuları Ege, Akdeniz, kıta sahanlığı, adalar ve bütün bu konularla ilgili yarın yoğun bir gündemimiz olacak. Sayın Tsipras'ın buraya gelmeden önce bugün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar memnuniyet verici. Bu yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerinde biz bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yalnız bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Bugün sunumunda Dışişleri Bakanımız da, Milli Savunma Bakanımız da kabine toplantısında altını çizdiler. Türkiye gerek Ege'de, gerek Akdeniz'de, gerekse Karadeniz'de egemenlik haklarından doğan temel haklarını savunmak için bugüne kadar gösterdiği kararlı tutumu bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Kim tarafından gelirse gelsin, özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir. Zira Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi, kaynakların eşit ve adil bir şekilde bulunması, çıkartılması ve paylaşılmasıyla mümkün olabilir. Şu veya bu gerekçeyle özellikle Kıbrıs Rum tarafının belli ülkelerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde de facto durumlar yaratmaya çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye bunları asla kabul etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile bir dizi anlaşma imzalamıştır ve Enerji Bakanlığımız da bildiğiniz gibi bugün Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafında kendisine tahsis edilen bölgelerde de arama çalışmaları yapmaktadır. Yakında sondaj çalışmalarının başlayacağını da öngörüyoruz. Bu çalışmalar devam edecektir. Türkiye'yi tabiri caizse Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışan yaklaşımların bizim açımızdan kabul edilebilir olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir diğer konu arkadaşlar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Ürdün Kralı'nı da dün Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Ürdün bizim çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir kardeş, dost, müttefik ülkedir. Ve özellikle hem ikili ticari ilişkilerimiz, serbest ticaret anlaşmasının yeniden tesis edilmesi, Filistin meselesi ve diğer bölgesel konular Suriye başta olmak üzere etraflı bir şekilde burada ele alındı. Ürdün'le bu yakın temaslarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. Suriye bahsiyle ilgili bir cümle daha eklemek istiyorum. Demin özellikle Fırat'ın doğusuna yoğunlaştık ama bu Münbiç yol haritasının uygulanmasıyla ilgili çağrımızı buradan tekrar etmek istiyorum. Amerikalı yetkililerle bu konuyu uzun bir süredir müzakere ediyoruz. Şu ana kadar aslında bu anlaşmanın çoktan ya da yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır. İki müttefik olarak, iki NATO üyesi ülke olarak artık bu Münbiç yol haritasının ivedilikle daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor. Sayın Dışişleri Bakanımızın yarın yapacağı ziyarette de tabii bu konu etraflı bir şekilde ele alınacak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin beklentisinin de bu yol haritasının bir an önce uygulanması olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Benim ana başlıklarım bunlar arkadaşlar. Sizin sorularınıza geçebiliriz. Buyurun.
24 Televizyon Ahmet Örsoğlu. Efendim müsaadenizle iç ve dış ayrı olmak üzere iki sorum olacak. Öncelikle güvenli bölge konusunda ABD ile bir anlaşmaya varıldığı iddiası söz konusu yabancı basında dillendiriliyor. Öyle bir iddia doğru mudur? Anlaşma sağlandıysa hangi noktalarda böyle bir anlaşma sağlandı? İkinci sorum iç politikaya yönelik olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında değindi yeni askerlik sistemiyle ilgili. 3, 6, 9 aylık bir sistemden bahsetti. Başka bir detay söz konusu mudur? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu basında çıkan güvenli bölgeyle ilgili bir anlaşmaya varıldı. Haberlerin doğru olmadığını ifade etmek isterim. Bu konuda müzakereler hala devam ediyor. Yine başta da söylediğim gibi bir oldu bittiyle burayı adeta PYD-YPG terör örgütünü koruyan bir tampon bölge haline getirme yaklaşımlarını kesin olarak reddettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Burası güvenli bölge olacaktır. Şu veya bu terör örgütünü korumak için kurulacak bir tampon bölge olmayacaktır. Türkiye buna asla müsaade etmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Amerikalı mevkidaşlarımızla yaptığımız müzakerelerin aslında özünü de bu oluşturuyor şu anda. Sayın Trump'ın 20 mil olarak açıkladığı güvenli bölge, Türkiye'yi, Türkiye sınırını ve o bölgede yaşayan Suriyelileri korumayı hedeflemektedir. Başka bir düşünceyle, başka bir saikle birileri bir takım planlar yapıyorsa Türkiye'nin buna onay vermeyeceğini bilmeleri gerekir. İşte bu bölgeye bir uluslararası güç konuşlandırılsın, Türkler olmasın vesaire gibi bir takım fikirlerin de ortaya atıldığını görüyoruz. Yani açıkçası Sayın Trump'ın koyduğu iradeden sonra ilgili birimlerin bu konuyu sürekli böyle bulandırması bizi de düşündürüyor. Hangi saiklerle, hangi amaçlarla bu açıklamaları yaptıklarını, bu tür planlar üzerinde çalıştıklarını anlamakta zorlanıyoruz. Bu o kadar zor bir konu değil. Yani biz daha önce de bunu defalarca ifade ettik. Amerika Birleşik Devletleri Obama döneminde YPG ve PYD'ye bu askeri desteği verene kadar Suriye'de eli silahlı, şu kadar bölgeyi kontrol eden, elinin altında bu kadar silahlı askeri olan bir YPG, PYD diye bir örgüt yoktu. Yani 3 yıl önce böyle bir örgüt yoktu. Bu güce sahip bir örgüt yoktu. Amerikan koruma kalkanı ve desteği çekildikten sonra gene Suriye'de böyle bir örgüt olmayacaktır. Bundan ne Suriye kaybeder ne Suriye halkı kaybeder. Suriye Kürtleri de özgürleşir. Suriye'nin Arabı da, Türkmeni de, Süryanisi de, Aramisi de özgürleşir. Ve aynı biz Cerablus bölgesinde yaptığımız gibi, Azzez bölgesinde, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi yerel halkla ve meşru muhalif unsurlarla bu bölgelere biz güvenlik ve istikrarı çok rahat bir şekilde getirebiliriz. Hiç kimsenin YPG, PYD gibi bir terör örgütüne ya da onun maşalarına ihtiyacı yok. Dolayısıyla burada böyle bir kaygı içindelerse, bizimle DAEŞ'e karşı savaşan müttefiklerimizi ortada bırakamayız gibi söylemlerin sıkça Amerikan basınında gündeme getirildiğini görüyoruz. Şunu bilmeleri gerekir ki bir terör örgütüyle bir başka terör örgütü def edilemez. Bir terör örgütüne destek vererek bir başka terör örgütü bertaraf edilemez. Bu eninde sonunda bumerang olarak gelir, sizi de vurur. Buradaki müzakerelerde ben muhataplarıma, burada yaptığımız müzakerelerde açıkça sordum. YPG ve PYD ile ilgili sizin nihai hedefiniz, planınız nedir? Bu soruya cevap veremediler. Geçici olarak diyorlar ki interactional, yani etkileşimsel bir ilişkimiz var bizim. Yani işte bir DAEŞ'le mücadele bağlamında bir ilişki kurduk. Bu çerçevede ilişkiyi devam ettireceğiz ve bu çerçevede sonlandıracağız. Biz de diyoruz ki madem DAEŞ'le mücadele sona erdi, DAEŞ %97-98 oranında Suriye topraklarından temizlendi. O zaman hala bu ilişkiyi niye sürdürüyorsunuz? Bunun cevabını bize veremiyorlar. Dolayısıyla burada güvenli bölgenin amacı bellidir, kapsamı bellidir. Bizim açımızdan son derece nettir ve biz de bu çerçevede gerek Amerikalılarla gerek Ruslarla bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanımızın sunumunda bir bölüm de vardı. Onu da sizinle paylaşayım sorunuza binaen. Biliyorsunuz bu bedelli askerliğe şu ana kadar yaklaşık 635 bin kişi başvurdu. Fakat şimdi yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Yani bedelli ve dövizli askerlik ve normal askerlik işte üç başlık olarak zaten gündemimizde var. Bunu daha da çeşitlendiren, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Şimdi burada 4 tane temel prensip ittihaz edilmiş durumda. Birisi öngörülebilirlik, yani Türkiye'nin askeri ihtiyaçları çerçevesinde ve nüfus
trendlerine göre nasıl bir askeri planlama yapılacak? İkincisi ihtiyaçlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel ihtiyaçları, güvenlik noktasında temel ihtiyaçları nedir? Bunların belirlenmesi. Üçüncüsü yükümlülerin eğitimi meselesi. Yani askere alınacak kişilerin ne tür temel eğitim alacakları askeri ve diğer konularda. Dördüncüsü de bütün bu sistemin bir bütün olarak sürdürülebilir olması, sürekli olması. Bununla ilgili detaylı bir hazırlık yapıyorlar. Bugün ilk sonuçlarını kabineye arz ettiler. Çalışma tekemmül ettirildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Ondan sonra da nihai onay alındıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak. İnşallah kısa sürede tamamlanınca bununla ilgili güzel haberleri de kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Buyurun. Efendim TGRT Haber'den Özkan Özcan. ABD ve Rusya orta menzilli füze anlaşmasını askıya aldılar. Özellikle dünyada bu karar nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye bu karar nasıl bakıyor? Yeni bir dünya silahlanmaya doğru mu gidiyor? Bunu merak ediyorum. İkinci soru da efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli 19 Şubat'tan önce bir araya geleceği yönünde haberler var. Bu haberler doğru mu? Doğruysa Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli ne zaman bir araya geleceklerdir? Teşekkür ederim. İkinci sorunuzdan başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile her zaman görüşebilirler. Bu 19 Şubat'tan önce olabilir, sonra olabilir. Biraz da bu program ve yoğunlukla ilgili bir konu ama görüşmelerin önünde hiçbir zaman bir engel yok. Biliyorsunuz zaman zaman yüz yüze, zaman zaman telefonla görüşüyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de böyle bir görüşme gerçekleşebilir ama şu gün itibariyle, yani şu gün şu saatte bir randevu henüz sabitlenmiş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme gerçekleşebilir. Bu Amerika ve Rusya'nın karşılıklı olarak orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması, INF diye bilinen anlaşmadan çekilmesi meselesi bizim için endişe verici bir gelişme. Çünkü hatırlarsınız kamuoyumuzun da bilmesi açısından belki bir cümleyle özetlemekte fayda var. 1987 yılında dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan'la dönemin Rusya Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov arasında bu anlaşma imzalanmış ve 500 ila 5500 mil menzilli füzelerin yasaklanmasını bir karara bağlamış idi. Ve bu anlaşmanın da bir neticesi olarak çok kısa bir sürede, 4 ay gibi bir sürede 2500'e yakın orta menzilli füze imha edilmiş, ortadan kaldırılmış idi. Bu tabii geçtiğimiz işte 30 küsür yıllık süre içerisinde hem Avrupa'da hem Rusya'da hem de bizim bölgemizde aslında bir güven ve istikrarı sağladı. Şimdi tabii karşılıklı suçlamalarla, yani Amerikalılar Ruslara siz ihlal ediyorsunuz diyor, Ruslar Amerikalılara hayır siz ihlal ettiniz diyor. Bu INF anlaşmasından iki tarafında çekilmesi endişe verici bir durum. Silahsızlanmanın konuşulduğu, dünyanın bütün nükleer, kimyasal ve kitlesel silahlardan arındırılması gereken bir dönemde tabii böyle bir yeni bir silah yarışına giriliyor, yeni bir nükleer silahlanmaya doğru gidiliyor şeklindeki bir havanın oluşması, böyle bir ihtimalin ortaya çıkması elbette hepimiz için endişe vericidir. Yani bizim beklentimiz ve çağrımız bütün taraflara bunu diplomatik yollardan tekrar oturup konuşup eğer anlaşmanın revize edilmesi ya da güncellenmesi gerekiyorsa bu yönde bir adım atmaları ve bu orta menzilli, uzun menzilli bize göre bütün bu kitle imha silahlarını ortadan kaldıracak bir plan, bir güzergah, bir yaklaşımı benimseyerek bundan sonra hareket etmeleri olacaktır. Buyurun. Efendim A Haber'den Lamia Ayhan. Benim iki sorum olacak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ'yle mücadele noktasında söylediği devletimizde, kurumlarımızda varoğlu var, adeta metastas yapmışlar. Bu çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir operasyon hava kuvvetlerine ilişkin olarak 11 F-16 pilotunun da gözaltında dikkat çekiyor. Tabii Türkiye'nin operasyonları konuştuğu bu dönemde halen hava kuvvetlerinin içerisinde FETÖ'cülerin bulunmasını hem nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da artık seçim süreci takviminde tabii ki yoğun bir diplomasi süreci var ama Başkan Erdoğan'ın miting programı belli oldu mu? Ne zaman başlayacak mitinglere? Kaç ile gitmesi planlanıyor? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu 11 pilotun göze alınması konusunu bir kere hukuk devleti ilkeleri açısından değerlendirmemiz lazım.
Tabii ki darbeden bu kadar zaman sonra, yaklaşık 2,5 yıl sonra hala FETÖ terör örgütüne mensup kişilerin ortaya çıkması, zanlıların gözaltına alınması, tutuklanması, yargı sürecine intikal ettirilmesi, bir bu tehdidin hala devam ettiğini farklı şekillerde gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın dünkü ifadesi de, yani tamamen ortadan kalktı diyemeyiz ifadesi de bunu teyit ediyor. Ama ikinci önemli husus da bu konu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu da tekrar teyit eden bir konudur. Yani bunlarla ilgili soruşturmalar devam ederken, dosyalar tekemmül ettirilirken, bu sonuçlara binaen de savcılığın talebi üzerine bu kişiler gözaltı yapılıyor, tutuklanıyor, mahkemeye sevk ediliyor veya işte haklarında kararlar veriliyor. Yani bazılarının iddia ettiği gibi keyfi olarak hiçbir delile dayanmadan kanıtsız bir şekilde kimse içeri atılmıyor, kimse işinden ihraç edilmiyor. Bu kişilerle ilgili de soruşturma bugüne kadar devam etti ve bugün tekemmül ettirildiği için bu karar bugün alındı. Daha önce tekemmül ettirilseydi belki bu karar daha önce alınmış olacaktı. Bundan sonra da benzer şeyler olabilir tabii ki. Burada şunun altını özellikle vurgulamak istiyorum. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı tamdır. Özellikle son dönemde örgütün kendi tabanını ayakta tutmak için yurt dışında ve Türkiye'ye dönük bir takım propaganda faaliyetleri yaptığını, karalama kampanyalarını arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Spekülatif haberler, yalan haberler, hatta bazen Amerika'daki televizyon dizilerine para vermek suretiyle, replikleri ekletmek suretiyle yaptıkları algı operasyonları. Bunları biz çok yakından takip ediyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Kimi hedeflediklerini, nereden kaynaklandığını da çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu tür faaliyetlerin Türkiye'de artık alıcısı kalmamıştır. FETÖ terör örgütünün Türkiye'de bir operasyon yapma bu manada kabiliyeti kalmamıştır. Kamuoyunda bir karşılığı asla yoktur. Ama kendi tabanlarını ayakta tutmak için yurt dışında bir takım çevreleri harekete geçirdiklerini, Türkiye aleyhine yazılar yazdırdıklarını, kitaplar yazdırdıklarını, toplantılar yaptırdıklarını biz biliyoruz. Bu onların suçluluk duygusunu derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vatandaşlarıyla, kurumlarıyla, STK'larıyla, iş çevreleriyle, ilgili bütün birimleriyle bu habis yapının karşısında net bir şekilde durmaya bundan sonra da devam edeceğiz. İkinci sorunuza gelince, aslında manifestonun açıklanmasıyla bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın seçim kampanya trafiği de başlamış oldu. Tabii Şubat ayının ikinci yarısından itibaren bu trafik artacak. İllerle ilgili çalışmalar yapılıyor, mitinglerle ilgili çalışmalar şu anda yürütülüyor. Netleştikçe bunları sizinle paylaşırız. Ama bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman halkın içinde olmuş, halkla birlikte siyaset yapmış. Onlar için siyaseti yeniden tanımlamış, anlamlandırmış bir liderdir. Dolayısıyla vatandaşla olan bu temasını daha da arttıracak il ziyaretleri, vatandaş buluşmaları, salon toplantıları, mitingler önümüzdeki günlerde tabii ki artacaktır. Ama dediğim gibi aslında manifestonun ilan edilmesiyle beraber geçtiğimiz Perşembe günü bu sürecin fiilen başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Murat Pazarbaşı, CNN Türk. Efendim dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada televizyon programında Münbiç konusunda özellikle bazı olumlu haberlerin geldiğini ifade etti. Siz de bugün çağrıyı yinelediniz ama Münbiç konusundaki yol haritasının daha fazla gecikmemesine ilişkin. Ben o olumlu haberler nedir? Acaba terör örgütü mensupları Türkiye'nin talep ettiği şekilde Fırat'ın doğusuna yönelik bir hareketlenme, bir somut bir adım var mı? Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Milli Savunma Bakanlığı'ndan Moskova'ya gidip dönen heyetin getirdiği haberlerle ilgili o yorumu yapmıştı. Hatırlarsanız orada Münbiç'in dışında Arima bölgesinde de rejimin bazı unsurları var. Yani bunlar Münbiç'in daha batısında bir birim. Orada işte rejim unsurları Rus güçleriyle işte PYD'liler ortak devriye yaptığı gibi haberler çıkmıştı. Bunların aslının olmadığını teyit etmiş olduk Ruslardan. O bölgeye bizim Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında biz Ruslarla da mutabık kaldık. Fakat burada tabii Amerikalıların bir adım atması gerekiyor. Yani daha önce biliyorsunuz ortak devriye
ayrı devriyeler yapıldı. Sonra ortak devriyeler yapıldı. Ama artık bunlar geride kaldı. Şimdi bir sonraki adımı atmamız lazım. Yani MÜNBİÇ'in içinde bulunan PYD, YPG unsurlarının tamamının artık buradan çıkması ve Fırat'ın doğusuna geçmesi gerekiyor ki biz MÜNBİÇ'in güvenliğini devralalım. Sayın Dışişleri Bakanımızın yarın Washington'da yapacağı temasların da önemli odak noktalarından bir tanesi bu olacak. Umarız önümüzdeki günlerde çok fazla gecikmeden bu yol haritasını tamamen hayata geçirecek adımları atıldığını hep birlikte görürüz. Buyurun. Omar Kaşram, El Cezira. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye rejimiyle bazı düşük düzeyli bağlantılar olduğunu söyledi. Bir de Rusya bu konuda Türkiye ile rejim arasında ilişkinin kurulması konusunda baskı yaptığını duyuyoruz. Acaba Türkiye'nin ilerideki dönemde bu düzeyi yükseltme niyeti var mı? Yoksa belli bir prensipsel bir tavrım var? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ne Rusya'nın ne bir başka ülkenin Türkiye'ye herhangi bir konuda baskı yapması söz konusu olamaz. Bir takım tekliflerde bulunabilirler, tavsiyelerde bulunabilirler ama baskı diye bir şey söz konusu olmaz. Suriye rejimi konusunda bizim tavrımız baştan beri hep net oldu. Biliyorsunuz biz Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güven ve istikrarını sağlayacak adımların atılması için Cenevre sürecinde de Astana sürecinde de bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bütün Suriye halkını, yani Arabıyla, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, Hristiyanıyla, Müslümanıyla hepsini kucaklayacak, onları daha müreffeh bir ve barışçıl bir geleceğe taşıyacak siyasi bir yapının kurulması. Bize göre Esed rejimi meşruiyetini yitirmiş ve bu geleceği vaat etmekten uzak olan bir rejimdir. Bu kadar insanın kanına girmiş, kadar kan dökmüş bir rejimin böyle bir rol üstlenmesi mümkün değildir. Temas noktasına gelince daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız aslında ifade etmiş. Ben de hatta buradan bir ya da iki basın toplantısında bir soru üzerine söylemiştim. İstihbarat birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde ve Suriye sahasındaki yürüttükleri operasyonların emniyeti ve selameti açısından zaman zaman farklı merkezlerle, buna Şam da dahil, Haseke Kamışlı'daki rejim unsurları da dahil olmak üzere bir takım temaslarda bulunabilirler. Bunda şaşılacak bir durum yok ama bu direkt rejimin meşruiyetini tanıma anlamına gelmez. Daha operasyonel bir ilişkidir. Biz tabii Suriye'nin dediğim gibi bütününü kucaklayacak, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde Suriye'yi daha iyi bir geleceğe taşıyacak siyasi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın da her seferinde ifade ettiği gibi sahada da, masada da olmaya devam edecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.